Selam. Evet. Merhabalar. Sanırım sesim geliyor artık. Bağlantımız var ve Can'la konuşacağız. İşte Can. Selamlar. Yuppi. Evet, ben sesimi duyabiliyorum şu an. Süper. Merhaba, herkese selamlar. İlk kısım çok beğenilince Zeynep ikinci kısmı yapmak istemişler. Ben de bu sefer sesimi gönderebiliyorum oraya. Nereden devam edelim kaldığımız yerden? Şimdi ben şöyle bir intro yaptım. Biraz senden bahsettim. Hafiften dijital sanat sergilerine girdim. Aslında bu sarmalayan deneyimler nedir? Çünkü senin işlerinin bir meditatif özelliği olduğunu düşünüyorum. Belki kendi sanat pratiğinden bahsetmek isteyebilirsin. Evet, yani aslında bugünkü konuşmamızın başlığını seçerken de spesifik olarak nasıl bir ilham verebileceğimizi düşünmüştük. Ve bu hibrit duyusal deneyimlerden, sarmalayıcı deneyimlerden bahsediyoruz. Çok büyük bir paradigma değişikliği yaşıyoruz şu an. Tam olarak da bu konferansın konusu olan sanat ve teknoloji kesişiminde ve bu her zaman her jenerasyona nasip olan bir değişim süreci değil. Dolayısıyla bu paradigma değişikliğinde yepyeni bir sanat formu, iletişim formu, yepyeni bir aslında alan ortaya çıkıyor ve kelimenin tam anlamıyla bir alan. Bu alanda işte bu fiziksel mekan ve dijital mekanın kesişiminden bahsediyoruz. Aslında hedeflediğimiz şey burada sadece fiziksel dünyayı alıp dijitale kopyalamak değil ya da dijitaldeki bir algıyı alıp fiziksele kopyalamak değil, fakat bunlar bir araya geldiğinde oluşabilecek bu hibrit realite nasıl bize daha bir zengin iletişim yöntemleri sunabilir, daha zengin üretim yöntemleri sunabilir ve genel olarak hayatımızı zenginleştirebilir. Aslında tam olarak burada multidisipliner önemli bir yeni bir kavramsal alan açılıyor. Sanatçılara ve tasarımcılara bu yeni uzamsal alanı tasarlamak için büyük de bir sorumluluk düşüyor. Ve ben de tam işte bu alan üzerine farklı medyaları kullanan, bu dijital ve fiziksel alanlar arasındaki ilişkiyi farklı şekillerde zenginleştirebilmeyi sağlayacak, aslında köprüler kuran deneysel eserler üretiyorum. Bunların bazılarını beraber sergiledik. Bir tanesi bir sanal gerçeklik deneyimiydi. Akbank Sanat'ta, daha sonra onu projektörler yardımıyla bu sefer odaya getirdik, benzer bir deneyimi. Ve aslında keşfetmeye devam ediyoruz farklı medyalar aracılığıyla. İki farklı şekilde sergilemiş olmamıza rağmen aslında ikisinin de bir meditatif özelliği vardı. Evet. Senden önce şeyden bahsettim ben kendi pratiğimde, biraz seninkiyle de bağlantı kurmuştum. Mekansal deneyim burada sanatla birleşiyor ve bambaşka bir boyuta ulaşıyor aslında. Senin üzerinde çalıştığın noktalardan bir tanesi de bu. Yani bu, evet, alanda belki yaptıklarından bahsedebilirsin. Yani çünkü bu şekilde olduğu zaman mekanla sanatsal pratik yoğun bir etkileşime girdiği noktada izleyici de işin içine giriyor. Ve burada dış dünyadan kopup yepyeni bir dünyanın içine giriyor aslında. Senin yapmaya çalıştığın şey işlerinde bence özünde böyle bir deneyim yaratmak. Evet. Yani aslında tam olarak açıkladığın gibi bir dünyadan başka bir dünyaya bir anlamda teleport oluyoruz ve orada bir presence oluşturmaya çalışıyoruz. O presence'ı oluşturabilmek için işte aslında genel anlamda bir duyusal insan deneyiminin oluşturan öğeleri iyi analiz edebilmemiz gerekiyor ki ilk önce onu bir şekilde diğer tarafa aktarabilelim. Ya benim açıkçası biraz çalışmalarımda yapmaya çalıştığım şey, genelde bu her yeni medya aslında bir kendi wow efektiyle geliyor ya. Yani aslında herhangi bir VR deneyiminin içerisine girdiğimizde biz zaten medyanın kendisinden etkileniyoruz. Fakat bunun ötesinde var olan bir formatı o yeni medyaya taşımaktansa onun bize getirdiği yeni o uzamsal alanı nasıl değerlendirip nasıl daha etkileyici ve fiziksel bir dünyada deneyimlememiz mümkün olmayan zengin deneyimler yaratabiliriz. Bunun üzerine medyadan bağımsız aslında bir araştırma yapıyorum. Bazen
bir jeodezik dom alanının içerisinde tamamen sanki bir fiziksel, bir sanal gerçeklik deneyimi fiziksel alana taşınmış gibi bir komünel deneyim de yaşanabiliyor. Ve o alana girdiğinde o insanlar ve beraber o grup deneyimini yaşadıklarında o alanla aslında biz onları nereye götürmek istiyoruz, nasıl bir yolculuk yaptırmak istiyoruz, stres seviyelerini azaltabilmemiz mümkün, bunun belli terapi nitelikleri taşıyan bir deneyim yaratabilmemiz mümkün. Aslında bu güçlü insan algısı üzerinde etki yaratabilen teknolojiyi nasıl sorumlulukla kullanıp istediğimiz etkiler yaratabiliriz? O wow faktördense bu daha bilinçli kullanımını önemsiyorum. Bu çok önemli bir şey söylediğin. Şimdi son zamanlarda dijital sanatlara ilgi çok büyük. Biz uzun zamandır bu işin içindeyiz ama yani şu anda fark ediyorsun, özellikle bu dijital sanatta şimdi sergisinde bunu gözle görme şansımız oldu. Daha klasik sanatlara ilgi duyanlar gelip bana anlat, yani sonuçta ben bu kes yapıştır olabilen, yani kopyala yapıştır olabilen, herkesin ekranında gösterilen işlere neden almalıyım veya bunu sanat mıdır noktasında çok izleyicimiz oldu. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye ulaşıyor bu medya. Yani bu medyayı sence nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Nasıl kullanılmalı ve yani bu konuda bir sorumluluk hissediyor musun üstünde? Onu merak ediyorum. Evet, yani çok temelden girebiliriz aslında. İşin çok derin felsefi boyutuna girmeden bir kere bir ölçek farklılığı var, değil mi? Daha önceki dijital eserler sergilenirken aslında biz ekranların içerisine sığan bir çeşit video tarzı deneyimler tasarlıyorduk ama o ekranın içinden çıkıp mekana geldiğimiz ve daha mimari ve üç boyutlu bir duruma dönüştüğünde o gramer tamamen değişiyor. Dolayısıyla bir şeyin nasıl bir fizikle hareket ettiğinden tutun, o bir sinema filmi gibi görüntüleri arka arkaya göstererek bir anlatım yaratmaktansa kişi alanın içerisinde nasıl bir deneyim kurgulanarak yeni bir iletişim kurabilir mekan onunla ya da bir hikaye anlatılabilir. Yepyeni bir ölçek aslında açılıyor ve yakın zamanda yeni göreceğimiz bu arttırılmış gerçeklik mesela gözlükleriyle aslında tamamen bu iki boyutlu telefon ekranlarından ya da bilgisayar ekranlarından etkileşime geçtiğimiz arayüzler tamamen mekansal bir deneyime dönüşecek. İşte tam o noktada da nasıl bir dünya yaratmak istiyoruz, insanları nasıl hissettirmek istiyoruz, ne fizikselde bize iyi geliyor onu oraya taşıyabiliriz ya da ne orada limitli ve hayal gücünü daha ufkunu genişletebilecek, daha ilham verici deneyimler ve daha iyi bir gündelik hayat belki yaşayabilmemizi sağlayacak bir şekilde kullanabiliriz bu medyaları. Harika. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Seni görmek her zaman çok Ben güzel. çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum yakın Aynen. zamanda İstanbul'da da seni görebiliriz. Ben de öyle Zeynep. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için Sevgiler. ve sevgiler herkese.